Programımızın bu bölümünde tüketicilerle ilgili yeni düzenlemenin detaylarını konuşacağız. Yeni tüketici yasası bugün yürürlüğe girdi. Biz de tüketicinin korunması ve piyasa gözetimi genel müdürü Ramazan Ersoy ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Oldukça önemli bir düzenleme. Şimdi az önceki haberimizde biz kredi kartları ile ilgili yeni düzenlemenin detaylarını verdik. Hem Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu bir takım düzenlemeler getiriyor. Hem de aslında bugün yürürlüğe giren yasayla kredi kartı kullanımı ile ilgili farklı uygulamalar da devreye giriyor. Tam anlamıyla tüketici haklarında yeni bir dönem başlıyor. İsterseniz biz de hemen buradan hareketle kredi kartındaki değişikliklerle başlayalım. Bu yasa kredi kartları ile ilgili ne getiriyor? Tabii hemen bir düzeltme yaparak sözlerime başlamak isterim. Bugün yayınlandı ancak yürürlük 6 ay sonra. Hı hı. Bu demektir ki yani 28 Mayıs'ta kanun yürürlüğe girecek. Tabii kredi kartları ile ilgili çok önemli düzenlemeler getiriyor. Bir defa kredi kartları bugün Türkiye'de çok kullanan bir artık figür haline geldi. Bugün tüketicilerimizin cebinde 56 milyon adet kredi kartı var. Bununla ilgili en çok bizim aldığımız şikayet şuydu bu geçmiş süreç içinde. Kredi kartlarından aidat alınması. Bu gerçekten hakem heyetlerine ve tüketici mahkemelerine giden bir konuydu. Biz buna şimdi bu yeni düzenlemeyle bir sınır getiriyoruz. O da şu, bankalarımız mevcut çıkarmış olduğu kredi kartlarına ilave olarak bir tane standart bir kart çıkartacak. Aynen Avrupa'da, Amerika'da olduğu gibi oradaki kartların sahip olduğu fonksiyonlara sahip bir kart çıkartacak ve bunlardan aidat almayacak. Ama yine bankalar diğer kredi kartlarına tüketiciyi sunacak. Yani puan veren, ne bileyim işte taksit yapan, mil veren bu tür ya da başka avantajlar sağlayan kredi kartlarını sunacak. TC tüketici yapacak. Yani bu, demek ki bunlardan bir tanesi Gülşin Hanım standart bir kart olacak. Bankalar isterse buna tabii aidat almamak kaydıyla isterse buna taksitle verebilir. Taksitle uygulayabilir, milde verebilir. Ama bir tane bu kredi kartlarından bir tanesi bu olacak. Bu aslında tüketici için tercih hakkı getirmekle beraber bankalar arasında da mutlaka rekabet getirecek. Kimi banka belki aidatsız kartına da taksit imkanı sunacak. Tüketici için her anlamda güzel bir şey bu düzenleme. Tabii şüphesiz yani bugün artık insanlar nakit taşımıyor. Yani cebinde ne var? Ehliyeti varsa var. Bir de kredi kartı var. Artık bir ödeme aracı bu anlamda yoğun bir rekabet yaşayacak. Aynen dediğiniz gibi belki bankalar rekabeti dikkate alaraktan bu kredi kartlarına yani o bizim klasik dediğimiz standart dedi aidatsız dediğimiz kredi kartına belki taksit imkanı sanacak. Sonuçta bunu piyasa belirleyecek, rekabet oradan belirleyecek. Şimdi bankacılık ücretleri, bankacılık işlemlerinden alınan ücretler